Masum Sabiha gün yüzü göster. Ona güzellikler, iyilikler nasip eyle. Baba evinde gurbeti yaşatma onu. Baba evi mi? Olamaz. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl olabilir? Lanet olsun. Nereden çıktın çocuk sen? Nereden çıktın? Sen kimsin? Kimin kızısın? Allah'tan bu kahvaltılar var da oğlumuzla biraz vakit geçirebiliyoruz. Annelerin sultanı. Bütün vakitlerim senin olsun. Bak sen neler de bilirmiş. Bilmez miyim ablacığım? Kimin kardeşi? Bak hala devam ediyor. Hadi hadi gevezeler size. Gonca, Arzu nerede? Niye kahvaltıya inmedi? Dün kendini pek iyi hissetmiyordu. Başı ağrıyor. O yüzden galiba Ali Hanım. Allah Allah. Git bir bak bakalım nesi var. Tamam hanım. İyiyim. Yok bir şey.
Etiniz benziniz atmış. Buyurun oturun isterseniz. İyiyim dedim. Ne oldu? Sen niye geldin? Ali Hanım gönderdi. Dün başım ağrıyor demişsiniz. Merak etmiş sizi. Ama eksik olmasın. Neyse hadi sen aşağı in. Ben de gelirim birazdan. Hanımım siz gerçekten iyi misiniz? Bak bunaltma beni. Hadi çık. Çık. Olmaz kızım, düşersin. Ya, bana ne? Sizi istiyorum işte. Uçuyorum. Tuğçe, Elif'i de çağıralım mı? İstersen kızımızı indirip onu bindirelim Kenan. Hayır. Ne varsa bu kızda böyle anlamıyorum. Kızınla ilgilenirken bile onu düşünüyorsun. Bir kere de sorun çıkarma Arzu, bir kere. Sen bu salıncakta mı sallanmak istiyorsun? Sana soruyorum. Bu salıncakta sallanmak mı istiyorsun? Bana cevap ver. Tuğçe in aşağı. Elif salıncağa binecek. Bir daha Tuğçe'li babasının da seni görmeyeceğim. Anladın mı? Oyuncaklarıma da dokunmayacaksın işte. Annem benim yakınımı da görmeyecek seni. Anneciğim kurtar beni buradan, kurtar. Ah kızım, uyandırdın mı? Burada mı kaldın sen yine? Perişan oldun hastane köşelerinde be kızım. Hastanın kim kimsesi yok mu? Yok. Benim bir şikayetim yok. Melek ablam iyileşsin de. Hayırlı mısın vallahi? Ne insanlar var. Bir bardak su bile vermez. Allah da senin yüzüne güldürsün kızım. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Baba! Baba! Ne oldu lan? Geldiler mi? Yok baba ya, kimsenin geldiği falan. Kahvaltılık bir şeyler aldım. Hadi kalk. Bana bak. Gelirken gören olmadı değil mi? Yok ya, ne görmesi? Asayiş ver Kemal. Kimsenin gördüğü falan yok. Baba, şu senin adamlar. Seninle marazları ne? Baba, oğlunum ben senin. E bana da güvenmiyorsan. Her şey burnunu sokmasın olmuyor değil mi? Daha ne kadar kalacağız burada? Bilmiyorum, bakacağız işte. Ne var kızım? Aa, annemden mi geliyor?
annemden mi geliyorsun Nazlıcık? Yemediniz hanımım, böyle aç aç olmaz ki. İştahım yok Gonca. Kahvaltılık bir şeyler çıkarayım, belki atıştırırsınız. İstemiyorum dedim ya, kahve yeterli. Yüzünüzün rengi de pek bir soluk hanımım. Makyaj yapmadım, ondandır. Ama dünden beri hiç keyfiniz yok. Ama yeter, bunaltma beni, çekil başımdan. Hanımım ben özür dilerim. Siz öyle düşünceli görünce acaba yardımcı olabilir miyim diye düşündüm. Yardımcı olabileceğim bir şey olsa ben sana söylerim. Vazifen olmayan şeylere burnunu sokma. Peki hanımım. Biraz bu evde kalacağız Nazlı. Ama sonra annem gelecek, evimize gideceğiz. Ah kuzum. Aa, annemin en sevdiği elbise. Aa, annemin resmi. Canım annem, anneciğim. Anneciğim. Aa, bu da annemin. Aynı annem kokuyor. Seni çok özledim anneciğim. Kokunu özledim anneciğim. Ağlama kuzum. Annemi istiyorum ben Ayşe teyze. Bak sen böyle ağlarsan annen de çok üzülür. Annen iyileşecek, gelip seni götürecek. Talihsiz yavrum benim. Kadersiz kuzum. Allah'ım sen bana yardım et. Hadi Melek ablacığım bir lokma daha ye. Zeynep al şu tepsiyonundan ne olur. Ama Melek ablacığım böyle olmaz ki, hiçbir şey yemiyorsun. Ablacığım bir ağrın sızın mı var? Dün gece rüyamda Elif'i mi gördüm? Uzaktan bana sesleniyordu. Anne anne diyordu. Sonra Elif'im ağlamaya başlıyor. Öyle uyandım. Canım yavrum. Zeynep, aklım hep onda. Biliyorum onu ne kadar özlediğini Melek ablacığım. Hadi yerini söyle gidip bakayım Elif'e ha? Yok Zeynep olmaz. Hem seni görürse beni de görmek isteyecek. Benim durumum belli. O nasıl laf Melek abla? Böyle konuşma ne olur. Bak güçlü ol. İyileşeceksin. Elif de hemen yamacında olacak. Ne var lan? Senin borç. Kaç para? Sana ne? Ne yapacağım? Ya belki bulurum ben. Hani icabında bizim de kendimize göre bir çevremiz var. Sen söyle hele kaç para? Lan yürü git işin oğlum ya. Zevzek zevzek konuşma. Nereden bulacaksın? Ya baba sen söyle be. 20 bin oldu mu? Hadi bul getir madem. Çevren var. 20 bin mi?
Baba ne yaptın sen ya? Oğlum şey işte. Nasıl bulacağız peki o kadar parayı? Para değil de Elif'i bulsak yeter. Elif mi? Elif ne alaka? Babasına vereceğim ya. Babası mı? İyi de Melek abla babası öldü dememiş miydi? Ölmüş müydü ya? Yok oğlum ne ölmesi ya? Geçen adam aradı buldu beni. İlle de kızımı getir diye tutturdum. Elif'i verirsek var ya, bir sürü para geçecek elimize. Kısa yoldan yırtacağız. Borcundan daha mı fazla geçecek eline? Ya işte o kadar falan. Yani Elif'i bulsak olay çözülecek. Ben Elif'i bulup getireceğim sana. Lan oğlum nasıl bulacaksın? Ben bulamıyorum ya. E baba gideceğim Zeynep'le konuşacağım. Zeynep kesin biliyordur nerede olduğunu. O kadar kolaysa verin bakalım. Tamam baba, oldu bil. Ben şimdi gidip hemen geliyorum. Nazlıcık, karnın aç mı? Yemek getireyim mi sana? İster misin? Yok, annem dikti. Çok çirkin. Bebeğinin de tek kolu yok. Arkadaşlarım yanlışlıkla üstüne bastı, kırıldı. Kolsuz bebek, kolsuz bebek. Ama yazık ona, kolsuz olsa da ben onu çok seviyorum. Bakalım şimdi de sevecek misin? Üstü hep çamur oldu. Annen gelsin yıkasın işte. Ben annemin kekini yemeye gidiyorum. Bay bay. Ne oldu sen? Niye ağlıyorsun? Ne oldu bebeğine böyle? Gel temizleyelim onu güzel. Ben içeri giremem. Nedenmiş o? Bana kızıyorlar. Yanında ben varken kimseler kızamaz sana, merak etme. Yok, bahçede galiba. Sen oraya bırak, görünce içer artık. Olsun, unutur belki. Ay bırak canım, gelince söylerim. İpek Hanım ilacınız derim. İyi madem. Çocuklarım benim, aman da pek susamışlar. Şöyle yüzleriniz gülüversin bakayım. Hadi be ya. Aman da çiçeciklerim. Arzu Hanım, o sizin istediğiniz çiçekler bizim serada yokmuş. Ama tembihledim, haftaya kalmaz gelir dediler. İyi tamam. O beslemeyle ilgili işleri aksatmayın. Elif Kız Hanım mı? Yok be ya.
Ben her şeyin farkındayım. Boşuna ağzını yorma. Hepiniz pek bilgilisiniz. O kızancağızın anası hastaymış, hastanede yatar. Ondan ötürü üzgün tabii yavrucağız. Anası hastaysa babası vardır herhalde. Vallahi bilmiyoruz Arzu Hanım. Biz tanımayız. Ayşe... İnsan çocuğu olmayınca böyle şeyleri dert etmiyor tabii. Senin çocuğun yoktu değil mi? Vallahi bize kısmet olmadı öyle şeyler. Bak bazı şeyleri sonradan duyarsak daha kötü olur biliyorsun değil mi? Buraya mı oğlum? Evet evet, oraya atsan olur. Bir tane de buraya. Evet, tamamdır. Oğlum, biliyorum senin de işin başından aşkın ama şu kız meselesi fena halde canımı sıkmaya başladı. Müştemilattaki kız mı? Geldiği günden beri evde huzur muzur kalmadı. Sürekli bir tatsızlık, bir olay. Haksız mıyım oğlum? İyi de anne, bu olanların onunla ne ilgisi var? Ama nedense bütün olayların içinde o var. Her şeye burnunu sokuyor. Ayşe desen kızın arkasını toplamaktan hiçbir işle ilgilendiği yok. Düzeni dirliği bozuldu bu evin. Anne, bel kadar çocuktan bahsediyoruz. Sadece o da değil oğlum. Tuğçe'nin de keyfi kaçtı sanki. Ne zaman görsem surat asık, hep mutsuz. Doğru dürüst hiç arkadaşı olmadı ki. Paylaşmak nedir bilmiyor. Haksız mı? Tamam işte. Elif'in burada olması Tuğçe için de büyük bir şans değil mi? Hem doktor dememiş miydi? Tuğçe'ye bir kardeş, bir arkadaş lazım diye. Madem öyle, gerçek bir kardeş olsun o zaman. Of anne. Yine mi aynı konu? Oğlum, Arzu ikinciyi çok istiyor. Sen de anne biraz... tamam. Gelme üstüme. Gene başlamayalım. Peki oğlum, peki. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Çok teşekkür ederim İpek abla. Nazlıcık mis gibi oldu. Bir şey değil tatlım. Bak burası da benim odam. Bunların hepsi senin mi? Çok güzeller. Beğendin mi? Hepsini ben boyadım. İstersen seninle de boyayabiliriz. Gerçekten mi? Tabii. Hangi renk istersin? Pembe. Ay tabii ki pembe. Ben bunu nasıl düşünemedim? Melek abla iyi misin? Abla. Dayan ablacığım, dayan, geliyorum. Hemşire, hemşire koşun, ablam fenalaştı. Doktorun verdiği bu ilacı aldınız mı? Hayır, nasıl yani? Siz vermiyor musunuz? İlacı biz veriyoruz da sizin tedarik etmeniz gerekiyor. Melik Hanım'ın sigortası yok. Sigortası olsaydı bütün ilaçları karşılanır. Peki sigortası olunca ne oluyor? Nereden bulacağım ben? Nasıl alacağım? Sakin olun biraz. Şimdi onları rahatlatacak bir iğne yapacağım. İlacın fiyatını ben bilemem ama mutlaka almanız lazım. Nasıl alacağım inanmıyorum ya. Bu sadece size özel bir durum değil. Hastanemin sigortası olmayan hastalarımızın ilacını karşılamıyorum maalesef. Ablacığım, canım benim, şimdi daha iyi misin? Bir sorun olursa ben koridorun sonundayım. Geçmiş olsun. Ablacığım hiç merak etme, ben elimden geleni yapacağım.
Adam tıkıldı, kaldık için ettim yerine ya. Bir şey de yapamıyoruz. Enseleneceğim diye Elif'i bile arayamıyorum. Nereden bulurum lan o kadar parayı? Alo. Merhaba kardeşim, nasılsın? İyidir Veysel abicim, seni sormalı. Ya iyi değilim ben bu aralar be. Hayırdır abi, ne oldu? Ya benim hanım hasta biraz. Ameliyat olması lazım. E para gerekiyor. Hani diyorum kardeşine bir güzellik yapsan, Allah da sana yardım etse. Abicim çok geçmiş olsun. Ama bu aralar inan ki ben de çok sıkışım. Anladım kardeşim, tamam. Abi keşke olsa da yardım edebilsem. Tamam tamam, hadi eyvallah. Ulan senin de ne mal olduğunu anladık be şerefsiz. Delirmiş bunlar ya. O kadar pahalı ilaç mı olur? Nereden bulacağım ben şimdi o parayı ya? Oo, Zeynep Hanım teşfetmişler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi burada görmek ne büyük şeref. Hakan Bey, telefonda size anlattım. Evde durumlar biraz karışık. Aradan kaç gün geçti, haberin var mı? Senin özel hayatın karışık diye burada işlerin duracağını mı sanıyorsun? Haklısınız ama... Hiç kusura bakma. Çalışmak için geldiysen yerine başkasını aldım. Ama nasıl olur? Ben size söylemiştim, birkaç gün gelemeyebilirim demiştim. Tamam Zeynep, uzatma. O zaman almadığım son haftalığımı verin. Hem bizi ortada bırakıyorsun, hem de para mı istiyorsun? Para falan yok sana. Nasıl yani? Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Senin yüzünden kaç günlük iş kaybına uğradım biliyor musun? Benim bıraktığın zararı say. Ben o para için emek verdim. Balın teri döktüm. O parayı almadan da şuradan şuraya gitmiyorum. Uzattın ama. Yürü git işine. Para falan yok sana. Of! Allah belanı versin. Ne işin var senin burada? Bir geleyim bakayım dedim. Buralarda mısın? İşinde misin, gücünde misin diye. Bak buradayım işte, görmüş oldun. Ama şimdi çekil yolundan, seninle hiç uğraşamam Murat. Ne bu asabiyet kızım? Tersinden mi kalktın? Bir şey sorup gideceğiz. İyi, sor ne soracaksın? Elif nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Ne yapacaksın Elif sen? Baban bir yandan, sen bir yandan. Ne zamandan beri merak eder oldunuz Elif'i? Bak. Eğer bilip de söylemiyorsan külahları fena değişiriz. Yok ya, tehdit mi ediyorsun oğlum sen beni? Kızım, senin bir tane kardeşin var, o da benim. Ne bu kadar koruyup duruyorsun onları? Zaten senin tepemde Murat, hiç seninle uğraşamam. Şşş, sinirli misin? Hayırdır, ne oldu? İşten kovuldum. İşten mi kovuldun? Artık akşam babama bir güzel hesap verirsin. Kimseye verecek hesabım falan yok benim. Sen de çekil başımdan, öf! Git bakalım Zeynep Hanım. Nasılsa akşam eve geleceksin. O zaman görüşeceğiz. Sevdin mi? Hı hı. Bu kutuyu annem için yapıyorum. Ha, öyle mi? Annen de çok sevinir. Bir dahakine sana da yaparım. Tamam. İyi misin İpek abla? İyiyim canım, iyiyim. Hadi sen devam et. Bunu bozdurmak istiyorum da ne kadar eder acaba? Bakalım bir. €100 eder. O kadar az mı? Evet, maalesef ki. Benim ihtiyacımı karşılamaz ki. €100'dan fazla etmez. Benim için çok değerli ama.
Annemden hatıra. Önemli olmasa satar mıydım hiç? Siz bilirsiniz. Tamam. Tamam alın buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Bırak. Sonra toplarsın. Şunları yapayım da bitsin Arzu'nun. Sonra kalıyor. Bırak dedim. Konuşmamız lazım. Neyle ilgili Arzu Hanım? Neyle ilgili olduğunu tahmin ediyorsundur. Geç otur karşıma. Uzatmayacağım. Direkt konuya gireceğim. Müştemilata getirdiğin kız kim? Dedim ya Arzu Hanım. Hasta bir yakınımın kızı. Bakacak durumda olmadığı için bana verdi. Senden başka verecek kimsesi yok. İnanın yok. Doğruyu söylüyorum. Babası falan da yok. Yok. Gizliyorsun. Gizleyeceğim Arzu Hanım. O kız buraya geldiğinden beri çok gerginsin. Farkında mısın? Yok. Yani bilmem ki. Size öyle geldi herhalde. Ne güzel bir şeymiş böyle boya yapmak. Resim yapmaktan bile daha güzel. Bak İpek abla, güzel olmuş mu? İpek abla! İpek abla! İpek abla! Aşk gözlerini! İpek abla! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze, İpek ablam bayıldı, koşun. Nerede bayıldı? Odasında. İpek! Yavrum! Ne oldu sana böyle? İpek! İpek! Ne oldu? İlaçlarını vermedin mi yoksa? Vermez olur muyum Arzu Hanım? Ah İpek, kızım ne oldu sana? Kenan'a haber verin hemen. Ne oldu böyle birdenbire? Hiçbiriniz görmediniz mi? Sen çağırmıştın bizi. Yanındaydın demek. Ne oldu anlat çabuk. Ne yaptın kıza? Ben hiçbir şey yapmadım. Ne oldu dedim? Biz beraber boyama yapıyorduk. Sonra İpek ablam birden bayıldı. İşte böyle oldu. Uğursuz. Ben sana bu eve girmeyecek demedim. Çabuk çık dışarı bu odadan, çabuk defol. Arzu Hanım. Arzu Hanım. Ne Arzu Hanım ne? Hala onu salınma bana. Aç kızım gözünü. İpek. İpek. Yavrum. Aç gözlerini kızım. Anneciğim neredesin? Beni ne zaman alacaksın? Ne zaman? Seni çok özledim. Thank you.
Kardeşin hastalandı yine. Doktor aradım ben, geliyorum. Ah be kızım, ne oldu sana böyle? Yine o kız yüzünden. Yanındaymış, bayılmış. Ben bir Tuğçe'ye bakayım. Çok üzüldü yavrucak. Görelim bakalım Ayşe'nin. Bu kız kimin nesiymiş? Ah İpek, ah! Ne oldu hiç anlamadım. Bir anda düşüp bayılıvermiş. Hanımım gene tansiyon düşmüş olmasın? Git içeriden tansiyon aletini getir. Ya mutfaktaydı ya da müştemelatta galiba. Hemen gidip alırım. Tansiyon aletinin müştemelatta işi ne? Gonca git bul getir şunu. Tamam hanım. Arada epeyin ece unutmanın iyi oldu gördün mü? Sayenizde hanımım. Nereye böyle aceleyle? Mutfağa. Tansiyon aleti oradaymış galiba. Aman götür götür. İpekçiğimi bekletme. Biliyor musun kuzucuk? Ben burada kalmak istemiyorum. Ben annemin yanında olmak istiyorum. Senin annen nerede? Seni de mi ayırdılar annenden kuzucuk? Hı? Sen yaptın değil mi sen? Halan senin yüzünden bayıldı. Ben hiçbir şey yapmadım bir kere. Hayır sen yaptın. Ben bir şey yapmadım. Sen şimdi görürsün gerizekalı. Ah! Yapma. Ben bir şey yapmadım. Pis yalancı. Neyi var doktor bey? Ciddi bir şey yok değil mi? Ay Allah'ım sen koru. Biraz tansiyonu düşmüş. 7'ye 4 çıkmıştı. Şimdi biraz daha düzelmiş. 8'e 6. Aslında hastamızı biraz yalnız bıraksak iyi olur. Rahat bir nefes alıp dinlensin. Niye böyle oldu doktor bey? Bir süredir iyiydi. İlaçlarını da düzenli alıyor. Peki düzenli aldığından emin misiniz?
Pek Hanım için ilaçlar alması çok önemli, biliyorsunuz. Bilmez olur muyum doktor bey? İlaçların düzenli aldığını sanıyordum. Ama ben her gün kendi elimle veriyorum ilaçlarımı. Anne, üzmeyelim daha fazla kardeşimi ya. Evet, hastamız dinlensin. İlaçlarımızı almayı ihmal etmiyoruz. İpekçiğim, duydun değil mi doktor beyi? Ben artık gideyim. Tekrardan geçmiş olsun. Buyurun, ben sizi geçireyim. Lan bulabildin mi? Yok baba, bilmiyorum diyor. Bilse de söylemez ki zaten cadı. Vallahi bayağı bir sıkıştırdım. Ama onlardan yana. Özda nasıl ya? Lan oğlum öldüm, bittim ben lan. Mahvoldum. O kadar parayı bulamazsam bunlar beni çiğ çiğ yer. Baba, bir iş var. Lan oğlum 20.000 diyorum lan. Öyle iki gün çalışmayla kazanılır mı o kadar para? Ya baba, böyle bildiğin işlerden değil. Günde değil 20.000 lira, 50.000 lira tokatlayacağız. 50.000 mi? Sağ olun doktor bey. Hanım, sakın. Tek bir laf edeyim deme. Hanımım, iki gözüm önüme aksın ki her gün kendi ellerimle getirdim ilacını. Boş yeminlerin sırası değil Ayşe. Hanımım. Bir beslemenin peşinde koşacağına kızımla ilgilenseydin İpek şimdi bu durumda olmayacaktı. Tuğçe, Tuğçe, çıkar beni buradan ne olur. Ses duyarım be ya. Yok yok. Herhalde yanlış duydum. Yaşlandım be Hüsnü. İnsan kabul edemiyor ama. Çok korkuyorum. Yemin ederim halana hiçbir şey yapmadım. Aç kapıyı. İyisin değil mi anacığım? İyiyim canım, merak etme sen. Hep o salak kız yüzünden. O olmasaydı hasta olmazdı. Elif'i mi diyorsun? Yok halacığım, ona ne ilgisi var? O yaptı sana bunu, biliyorum. Olur mu hiç? Elif benim yanımdaydı sadece. Ben kendim bayıldım. Halan ilaçlarını aksattığı için tansiyonu düştü kızım. Ama artık iyi olacak. Hayır işte. Hepsi onun yüzünden. Güzel ablacığım. Yan be abla. Sen bize onca sene sahip çıktın, büyüttün. Ama ben... ilaçlarını almaya bile gücüm yetmedi abla. Ne seni ne de kardeşimi koruyamadım. Affet beni ablacığım, ne olur. Affet.